Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Engin Epiler'i Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki rol arkadaşı Hazal Kaya'nın oyunculuğuyla ilgili eleştirilere ne yanıt verdi izliyoruz. Yoğun bir tempoda çalışan ünlü oyuncu çift Engin Hepileri ile Beyza Şekerci Bebek'te bir kafede kameralara takıldı. Yan yana göremiyoruz. Çalışıyoruz. Evet, ayrı ayrı yoğun güzel çalışıyoruz abi bu aralar. Güzel işler çok şükür. İşte Beyza'nın Hayaller Hayatlar var evet. O sette. Ben şimdi yeni bir oyun çıkartıyorum Anne diye. Hatta Perşembe günü premieri var. Ben de bir taraftan onun işlerini koşturuyorum. Bugün uzun zaman sonra ilk kez böyle bir zaman bulduk can okuldayken de şöyle geldik sahilde oturuyoruz. Gerçekten öyle oldu. Akşamları böyle konuşuyoruz. Hızlı, sen hızlı. Kaçta geleceğim, ben kaçta çıkacağım evden. Beraber bir sanat stüdyosu açan ikili reklam kampanyasında görev aldığını açıkladı. Bu arada yeni reklam kampanyası varmış galiba. Ben kulağıma bir fısıldadım. Öyle mi ya? Nereden duydunuz? Helal olsun ya. Bayağı müthiş. Çok. Galiba Nisan başında çıkacak ortaya. Doğru. Evet evet doğru. Çekimlerini yeni bitirdik. Dizi var evet. Nisan başında çıkacak ama vallahi müthişsin abi. Helalesi kimseye söylemiyorduk ya. Abi. Oyunculuğa geçen yıllarda annelik molası veren Beyza Şekerci Hayaller ve Hayatlar dizisiyle setlere dönmüştü. İlk böyle bir 7 bölüm kadar çekildi şimdi yayında zaten. Evet. Kalan diğer 8 bölümü de şu anda çekiyoruz. Vallahi çok heyecanlı, güzel. Ben uzun zaman sonra böyle özlediğim ve güzel bir sete girmiş olmaktan çok mutluyum. Ben çok çok beğendim abi. Çok iyi iş vallahi. Tavsiye ederim. Beyza uzun zamandır yoktu ortalıkta ve müthiş bir giriş yaptı. Bu ara birbirimizi izliyoruz. Ben onu yeni işini izledim. Bir de şey izlediler biz birbirimize karşı yani açık ve samimi bir şekilde söyleriz de öyle olmuş böyle olmuş. Ben çok sevdim. Şekerci, eşi Engin Hepiler'in yeni dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı'nı övdü. Bana soralım o zaman Pera Palas'ı nasıl buldun? Hadi bakalım. O insanın gerçekten yani Türkiye adına da bence oh ya ülkemizde de böyle bir iş çekiliyor dedirtecek bir iş. Yani her şeyiyle, bütün en ince detayıyla kadar oyunculukları, görselleri, her şeyi çok güzel, muazzam bir iş. Ben çıkmadan da bir hafta önce izlemiştik ya gerçekten insanın böyle oh ya içinde olası gelecek bir iş yani. Engin Hepiler'i dizideki rol arkadaşı Hazal Kaya'nın oyunculuğuna yöneltilen eleştirileri değerlendirdi. Köşe yazarı Ahmet Hakan, Kaya'nın abartılı bulduğu oyunculuğundan nefret ettiğini kaleme almıştı. Ben şey buluyorum, bir iş ne kadar çok konuşuluyorsa iyi anlamda ya da kötü anlamda demek ki beğenilmiştir o. Bizim tiyatroda da böyledir. Gelirler bir hiç beğenmezler, çok eleştirirler. Bir tarafta çok beğenir. Bu dolayısıyla konuşulur, tartışılır. Tüm bunların hepsi zaten işe faydası olur. O anlamda da ben olumlu buluyorum. Demek ki iyi bir iş yaptık ama ki konuşulmaya değer bir iş. Değerlendirmelerin kimin yaptığı tarafı, ya kimin tarafından yapıldığı da önemli bence. Aynen. Yani o da hani işin de şey kısmını da söylemek lazım bence. Doğru. İşin kim yani kimin yaptığına bakılır. Evet. Ya da o işin kimin ne yaptığına. İşin ehli mi konuşuyor yoksa başka bir yer evet, mi konuşuyor? Evet ya ben mesela bilmediğim bir konu hakkında yorum yaparken bir kere daha düşünürüm yani o benim alanım mı? Tabii ki seyirci gözüyle herkesin eleştiri yapma hakkı vardır ama had ve sınırlar bence önce insanların neyi yapamadığını yapmaması gerektiğini de biliyor olması lazım. O bence ince bir çizgi. Doğru. Beyza Şekerci Londra'ya taşınan yakın dostu Bergüzer Koray'la yakında hasret gidereceğini de sözlerine ekledi. Ya bu aralar içimiz biraz gruptur. Bergüzer Hanım sürekli şimdi gelip ya, yakın arkadaşınız evet. Orada sizinle kalbimi özleşiyorlar. Ama yani evet şu an şafak sayıyorum. Yakında gidiyorum onun yanına bir. Biraz görüşeceğiz. Sonra o gelecek falan. Böyle bir evet çok çok dipti beydik biz. Yani çok komşu diyeyim yani artık. O yüzden bir böyle o sokaklardan geçerken şey olmuyor değilim ama olsun. Hep her gün görüntülü teknolojiden yararlanarak konuşuyoruz zaten. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sekiz aydır işletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı ilişkiyi inkar eden Serenay Sarıkaya'nın kaçışı nasıl son buldu? Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'le kameralara takılan samimi görüntüleri hakkında hangi yorumu yaptı? Umut Bey'le de artık hayırlı olsun diyelim. Güzel güzel görüntüler de çıktı. Aşk öpücükleri neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Az sonra... Se te nota que quieres de mi boca, cuido que si te
Yakında ikinci kızını kucağına almaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'la bebeğin ismine karar verdi mi? En son görüştüğümüzde bir iki isim var demiştim, belli oldu mu? Az sonra... Moderatörlüğünü Candaş Tolga Işık'ın yaptığı TV100'ün sevilen programı Az Önce Konuştum'a konuk olan Hasan Can Kaya, kariyeriyle ilgili hangi pişmanlığını itiraf etti? Sen kendine çıkar mıydın? Çıkardım abi. Neden? Temiz aile çocuğuyum. Yine deha dolu bir cevap kardeşim. Moderatörlüğünü Candaş Tolga Işık'ın yaptığı TV100'ün sevilen programı Az Önce Konuştum konuklarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Her salı saat 20'de ekrana gelen programın ilk konuğu gösterilerine yer bulunamayan Hasan Can Kaya oldu. Ünlü komedyen izlenme rekorları kıran Konuşanlar projesinin çıkış öyküsünü anlattı. Gösterilerinde yer bulmak mümkün değil. Türkiye'nin şu ara en çok konuştuğu ve en çok konuşturan komedyenlerden bir tanesi Hasan Can Kaya bugün konuğumuz. Hasan Can hoş geldin. Merhaba abi, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Abi bu Konuşanlar nereden çıktı? Kimin fikri ve nasıl bulundu? Yani bir anda böyle bir arkadaş ortamında otururken şöyle bir şey yapalım mı dendi yoksa yok. Bayağı oturulup yazılıp çizilmiş mühendisliği var olan bir şey mi? Abi şöyle, ben zaten senarist kökenliyim biliyorsundur. Zaten daha önce talk show'larda metin de yazdım. Sadece şeyler dizilerde değil. Biz lisedeyken Konuşanlar yazarlar ya tahtaya. Lisedeyken, işte ilkokuldayken herkesin vardır. Tahtaya evet. Konuşanlar yazarlar. Sınıfın en eğlenceli çocuklarını, sonra onlar dayak yerler. Çarpılar tabii. Evet. Hatta en çok konuşan, en çok çarpıyor, en çok dayağı oyar. Ben onların daim bir üyesi olarak lisede. Öyle mi? Evet, onu biraz taklaya getirmeye çalıştım. Yani burada bu formatta iktidarı o çocuklar ele alıyordu. Sınıf öğretmeni o çocuklar ve en komikler ödüllendirildiği bir sınıf olsun istedim. Kaya, kariyer yolculuğunu değerlendirirken pişmanlıklarından bahsetti. Sanatçılığı kovaladığımız, yani televizyonda yaptığımız, profesyonel yaptığımız ama televizyona çıkamadığımız yıllarda biz anlam veremiyorduk. Mesela reytingde 100'e giremiyordu, işte isim vermeyeceğim. Adamlar bayağı onlarca bölüm devam ediyorlar. Biz kapının önünde bekliyorduk ilk projemiz için fırsat. Dip dalga ile artık gelebiliyorsun. Ne oluyor? YouTube'da çok izleniyorsun. Sonra işte platformda da çok izlenen, artık ispatlı yani. İşletmeciye para kazandırdığın, hani şey, önemli biri olduğunu, artık seyirci çok izlediğini artık gözüne sokmuş. Bütün yapımcılar bu sefer kapına geliyor. Zaten benim kendi kariyerimle ilgili nacizane çok çalışkandım. Ama kendimi eleştirdiğim, yani eksik bulduğum konu dijital meselesini çok geç fark edip o konuda çok, yani YouTube'a daha önce girmeliydim bence. Hmm. Çünkü ben onun yerine orada yaptığım mesaiyi sektörü senaristlik yaparken sektörde sunum yaparak geçirdim. Yani 2016'da mesela sunuyorsun 11-12 yere, reddediyor. Abi git kendin yap. Başarılı komedyen Konuşanlar'da kas kullandığı iddiasına yanıt verdi ve peş peşe çarpıcı açıklamalara imza attı. Bak bırak kaslı, bir kişi şey desin, Hasan Can'ın ekibinden bana şunu dedirttiler. Ben bunu söyledim, Hasan Can ona cevap verdi. Bir kişi desin ben programı vereceğim. Bak o kadar söylüyorum. Yani bir, bak 100 bölüm, dün 100. bölümü kutladık ekiple. 100 bölüm çektik ki bizde en ufak bir şey hemen anlaşılır. Orada şöyle iddialar da oluyor. Ona nasıl o cevabı buldu da verdi? Onu ayarlanmış lan. Zaten işte o yüzden ben programı yapıyorum. Ben komedyenim. O yüzden yani herkesin yapamayacağı bir iş olduğu için zaten böyle bir durum. Konuşanlara gelmek isteyenler. Sürekli böyle bir hani talebi görüyorum evet. Ben orada. Benim dışımda da herkes farkındadır zaten gelmek evet. İsteyenler. Cemiyet hayatından falan böyle acayip isimler lan, onlar ben ulaşamamış mı kimseye falan diyorum ben mesela duyunca. Acun abi ulaşırdı diyorum onlara, oradan ayarlayabilirlerdi diye düşünüyorum. Yemin ediyorum. Acun abi aradı, Acun Ulucalı. Dedi ki merhaba, ben Acun Ulucalı, işte çok tebrik ediyorum kardeşim falan, sağ olsun güzel şeyler söyledi. Biz dedi görüşmemiz lazım dedi seninle bu hafta programla ilgili. Ben dedim ki abi dedim işte benim turnem var, 5 şehir üst üste. Turneye gidecektim. Ya şu ara dedim görüşemeyiz. Hani böyle böyle bir yoğunluk var. Bir yandan da şimdi görüşürsek ulan nasıl hani hayır diyeceğiz gibi bir hani şey de var. Yani o yüzden hani birazcık şey öteliyordum. Bahane de oluyordu yani gitmemek. Dedi ki ben seni uçağımla aldırıyorum. Tabii böyle işte alternatifler de düşünmediğim gibi. Yani dolayısıyla böyle bir data olmadığı için bende. Hani uçakla aldırabileceği gibi mazeretlerim benim datamdaki mazeretler. Hani ben seninle herhangi bir problem yaşamak istemiyorum. Ben korkuyorum acı senin şimdi. İrem Derici neden evlenmek ve çocuk sahibi olmak istemediğini açıkladı. 7. evlenenler var, sizin 2. ne zaman diye sormak istiyorum. Evlenmeyeceğim ulan, evlenmeyeceğim. Seda abla bizim için de evlendi, evlene de aşığım Seda ablama. Ben gidiyorum. Az sonra... Şimdi sizi çok hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz. Bakalım bu hafta kim, kiminle, nerede? Kameralarımıza takılmış izliyoruz.
Aşk, Mantık, İntikam dizisinde başrol oynayan Burcu Özberk, Etiler'de bir restoran çıkışı kameralara takıldı. Sizin burada olduğunuzu hiç bilmiyorduk. Sürpriz oldu bize. Kenan Doğulu'yu bekliyorduk içeride. Kenan Doğulu daha çıkmıyor galiba. Gerçekten. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyiyim. Şu anda çalışıyorum hala. Devam eden bir işim var. Çok sağ olun. Özberk geçen aylarda aynı restoranda yemek yediği yakın dostu Hande Erçel'le ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. Hande Hanım'la görüşüyorsunuz. Bayağıdır Hande Hanım'ı görmüyoruz. Çok. Tamam. Hande Hanım da zor günler geçiriyor. Kerem Bey'den ayrıldı. Destek oldunuz mu? Konuşabiliyor musunuz? Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner'le modacı Pınar Kerimoğlu'nun yaş günü partisine katıldı. Ünlü sunucuya kutlamada annesi Güler Topal da eşlik etti. Beni kırmadılar. Aşklarım benim. Her zaman. Çocuklarımız da evde parti yapıyorlar. Evet, çocuklar da evdeler. Onlar da evde pizzalar. Evet, onlar da pizzalar. Ve annem de burada. Annemin doğum günü bugün. Evet, bir annesinin de doğum günü. Evet. O da burada. Arkadan yani kaldı. Evet, evet. Anne de burada. Güley Hanımcığım. Pınar 30 oldu, annem 50 oldu. Pınar 30, annem 50. Gel. Güley Hanımcığım gel ya. Sen kameralara alışkınsın. Kraliçe, ana kraliçe. Ana kraliçe. 40 mı? Ne güzel bir günde doğmuşuz. Evet, balık. Bunlar balık. Hayır ya, bir şey ben koçum aslında çaktırma. Evet. Çok teşekkür ederiz. Nice yıllara güzel seviyoruz Pınar'ımız bir tanemiz. Geldik, kalktık, geldik. İyi ki doğdunuz. Size de mutlu yaşlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hep birlikte inşallah. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun yaş günü kutlamasına Bülent Ersoy da katıldı. Diva, şu günlerde hayat hikayesini anlatan film izlenme rekorları kıran Bergen'le ilgili anılarını paylaştı. Bergen'i sormak istiyorum efendim. Geçtiğimiz günlerde hayatı film oldu. İzleyebildiniz mi? Hayır. Siz de çok eski dostunuz. Ben de çalıştı. Alt kadromdaydı. Çok fazla çalışmadı da sanırım iki kere mi ne çalıştı benimle. Ya ikidir ya üçtür, yalan konuşmayayım. Çok iyi bir kızcağızdı. Allah rahmet eylesin. Evet. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Ersoy, sokak hayvanlarının zehirle et verilerek öldürülmesi gerektiğini savunan Yıldız Tilbe ile ilgili yorum yaptı. Bülent Hanım, bir de geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe bir tweet attı. Sokak duydum köpekleri öldürün mü? Evet. Bir şey. Siz de Kürt giymenize rağmen hayvanları seversiniz. Hayır. Kürt giymek ayrı. O canı veren Allah. Onu almak ya da almayı istemek çok insani bir şey değil. Ama şöyle ki, inanınız onun evinde hayvanat bahçesi gibi. Kediler üstünde. Çok seviyorum hayvanları. Efendim. Asla. O onu o şekilde söylemek istemedi. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden, o bir anne, yani onu yanlış söyledi. Şey yapamadı. İstediğini tam söyleyemedi. Üzüntüsünden. Şeva Şahin, Fashion Week kapsamında düzenlenen Nihan Peker defilesini izledi. Çok şıksınız, güzel bir defile. Neler söyleyeceksiniz? Nihan Peker'i çok seviyorum. Hatta defilesine defalarca yürüdüm önce. Ama bugün seyirci olarak buradayım. Heyecanlıyım. Bakalım, yine çok güzel şeyler yaratmıştır eminim. Siz neler yapıyorsunuz bu süreçte? İşimle uğraşıyorum. Bir süre İstanbul'dayım. Güzel birkaç proje var. Onları değerlendiriyorum. Onun dışında İstanbul'da olmaktan keyif buluyorum yani. Seviyorum şu an burada durmayı. Bir ay daha falan burada olurum. Köy okullarına da yardım yapıyorsunuz. Evet, nasıl geçiyor süreç sizin? Gidip geziyor musunuz oralarda peki? Daha gidemedim. Yani yollattırdım kitap vesaire. Ama Nisan'da Mardin'e gitme planım var. Orada kütüphane falan yaptırmak istiyoruz inşallah. Şeva Şahin'in seyahat etmekten yoruldum, Paris'e bile gidemiyorum sözleri sosyal medyada tepki çekmişti. O yerden biraz çarpıtıldı ya. Ya demek istediğim aslında İstanbul'da olmaktan çok mutluyum şu an. Zırt pırt uçmak insanı bazen yoruyor. O yüzden sabit kalmak şu an bana faydalı diye öyle bir şey dedim yani.
Ünlü manken son olarak sevgilisi Markus Yiğit Aral'ın hakkında iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize ittiği için açılan dava kapsamında ifade vermişti. Duruşma sırasında Şeva Şahin'in ağladığı gündeme gelmişti. Son olarak Markus Belli olan davada görülüyor hala. En son siz de gittiniz, ağlayarak ifade verdiğini söylendi. Ondaki süreç nedir? Ya gereken yapılıyor zaten. Benim konuşmam bunun hakkında gerçekten iyi olmaz. Yani doğru olmaz. Gereken yapılıyor. Siz de öğrenirsiniz. Son yıllarda tiyatroya ağırlık veren Tuğba Ünsal, Etiler'de bir kafe çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu, Haziran ayında İtalya'da bir sinema filmi çekeceğini söyledi. Çok yoğun bir dönemin içinden geçtim. O yüzden böyle arkadaşlarımı çok özlemiştim. Ara ara böyle onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. En son İtalya'ya sanırım bir proje için gitmişsiniz. Evet, evet. Dün Dile Versigin geldi. Biraz detayları bize paylaşabilir misiniz? Haziran'da bir filmde oynayacağım orada. Yani Puglia bölgesinde. Bütün İtalyan ekip işte bir araya geldik. Ondan sonra mekanlar bakıldı. Tuğba Ünsal, giydiği cesur kıyafetler ve dansları tartışma konusu olan Gülşen'i çok beğendiğini söyledi. Gülşen'e bayılıyorum. Manifesto gibi. Yani zaten o böyle başının dimdik olarak kendini ve sahneye koyduğu kişilik o kadar güçlü ki. O yüzden bayılıyorum. Sürekli ona da yazıyorum böyle. Birbirimizi güzel mesajlarla şey yapıyoruz. Motive ediyoruz yani. Böyle, go girl, go girl. Sanat sahne her şeyi kaldırır mı böyle? Tabii ki öyle. Yani sonuç itibariyle baktığınız zaman 70'lerdeki Türk pop müziğinde kadınların ne kadar cesur olduğunu kıyafetlerle küçücük bir araştırma yapsanız görürsünüz. Yani Ayşegül Aydın için mesela böyle bir mayo ile sahneye çıkma hali vardı. Deri ceketini giymiş. O kadar cool'du ki yıl 2020'ler artık biz niye bir sanatçı, sahne sanatçısının kostümü koyduk? Ünsal kalbinin boş olduğunu da sözlerine ekledi. Gönlünüz boş mu onu soralım son olarak Tuba Hanım. Tuba Hanım. Bayağıdır çünkü biriyle görmüyoruz yine sizi. Boş. Bomboş. Peki şey hani işle beraber yürütebiliyor musunuz? Çok öpüyorum. İyi günler, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Eşi Neslihan Atagül'ün başrolünü oynayacağı Gecenin Ucunda adlı dizinin yapım ortağı olan Kadir Doğulu, karda ATV keyfi yaptı. Ünlü oyuncunun bu anlarını Neslihan Atagül görüntüledi. Burak Deniz Galata'da bir apartmana girerken kameralara takıldı. Yakışıklı oyuncunun başrolünü Dilan Çiçek Deniz'le paylaştığı Gidenler adlı filmin çekimleri Cuma günü tamamlandı. İki başrol oyuncusu setin son günü balonlarla poz verdi. Burak Bey, iyi akşamlar. Burak Bey, iyi akşamlar. Burak Bey, nasılsınız? Biraz konuşalım mı? Teşekkürler. Çekimler de bitti, neler söyleyeceksiniz? Dilan Hanım'ın da bugün olay güzel gelsin. Bir sürprizi vardı. Evet. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Çağla Şikel Bebek'teki bir mekanda adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Deniz Şahin ile eğlendi. Ünlü model dışarı tek başına çıktı. İyi akşamlar Çağla, iyi geceler. Deniz Bey'le de hayırlı olsun, kendisi de içeride. İlişki nasıl gidiyor, nasıl başladı haberler? Kim içeride? Deniz Şahin. Yok, İçeride değil mi kendisi? Öyle haber geldi ama birlikte değil. Yok yok. Yok. Nasılsınız? Merhabalar. Aşkım haline çıktı, birkaç kelime alır mıyız peki? Acaba mikrofon. Bindiği taksinin peşine bir çiçekçi takılan Şikel, muhabirlerin yanlış istihbarat aldığını savundu. Çağla Hanım. Arkadaşlar yanlış istihbarat herhalde. Öpüyorum. İyi geceler, görüşürüz. Çağla Hanım, aşkla ilgili bir şey söylemedin ama bana söyleseydin bari. Çağla Hanım, bana söyleseydin. Kubat'ın 12. albümü Koca Dünya müzikseverlerle buluştu. Hazırlığı 3 yıl süren Koca Dünya, 5 yeni ve unutulmaz eserin yeniden düzenlenmesinden oluştu. Albüme adını veren aynı zamanda çıkış parçası olan Koca Dünya'da Kubat'a başarılı rapçi Fuat Ergin eşlik etti. Şarkı, Kubat'ın babasının 40 yıl önce bestelediği bir uzun havanın günümüz müziğine uyarlanmasıyla hazırlandı. Hepimize gel yutar, koca dünya, uçurumlar derindir, koca dünya. Yok olup gidecek şu koca dünya.
Virmales, Barış Küçükgüler, Turgay Tanülkü ve Selahattin Taşdöğen İntikam Oyunları adlı sinema filminde bir araya geldi. Yapımcılığını ve hikayesini Zeki Sincar'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Servet Aksoy'un oturduğu proje ekibi set öncesi kameraların karşısına geçti. İntikam Oyunları cast'ı gerçekten olağanüstü. Yani Sincar... Zeki Sincar'a tebrik ediyorum. Böyle bir cast topladığı için gerçekten muhteşem. Bütün abilerin yanında olmaktan son derece mutluyum. Yani çok bence gerçekten çok etkileyici bir cast. Nasıl buldunuz? Yani bir mafya dizi için bence çok hep birlikte çok büyük bir kuvvet hissediyorum burada. Ben de bir mafya lider oynayacağım. Rebecca ismi. Ama genelleme olarak hikaye gerçeği yansıtıyor. Bir kısım diyelim. Tabii ben de çok heyecanlıyım. Çok iyi üstadlarla beraber çalışacağız. Bal Badem adlı şarkısını piyasaya çıkaran popçu Berkay, hafta içi yakın arkadaşı Sercan Yaşar'la Etiler'de görüntülendi. Bugün hayırlı olsun yeni şarkı diyelim. Evet, teşekkür ediyorum ben abi. Güzel gidiyor, iyi gidiyor işte. Harika yolun. Daha zaten 4 gün oldu ama çok keyifli, güzel ama... Çok güzel bir kaçış daha yapacağız. Bu Tarık Sezer'le şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onunla alakalı harika bir şeyler yapacağız daha doğrusu. Çok iyi bakın. Ben bir şey söyleyeyim mi? Demin aradım. Dinledi şarkı. O kadar iyi ki. Mayıs'ın ikinci haftası o da geliyor. Ondan önce de bir Amerika'ya tatilimiz var çocuklarla eşimle. Onu yapacağım. Durum bu. Gözleri bal badem sarıl bana. Günlerin anısına girmesin. Etiler'de bir AVM'de eşi Safir Hanım'la görüntülenen ünlü rapçi Yener, Yıkılı Yıkıla şarkısının Trabzonspor taraftarlarınca marş yapılması hakkında konuştu. Buradan bütün Trabzonspor taraftarlarına ve bütün Trabzonspor'a, tüm camiasına buradan selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine, bana verdikleri sevgiden, saygıdan dolayı ben de onları çok seviyorum. Yıkıla yıkıla, yıkıla yıkıla, yaşam dediğimiz bize sertiyiz. Funda Arar, Harbiye'de bir mekanda sahne aldı. Kapalı bir alandayız. Karda kışta. Çok kar yağıyor ama çok dolu yine konser. Ya hayırlısı olsun. Ben çok şey dedim, çok güzel, çok sevinçli, çok mutluluk verici. Dedim ki ne yapalım artık, kalan sağlar bizimdir diye çıkacağız, yapacağız konserimizi. Şıklığıyla göz kamaştıran Arar yeni sürpriz çalışmasından bahsetti. Sonbaharda tüm albümü dinleyenlerle kavuşturacağız. Çok daha öncesinde, daha yakın bir zamanda da sürpriz bir çalışma gelecek. Söylemiyorum. Seçenekleri sunmaya çalışıyoruz. Evet, yok. Ama sürpriz yani müzik. Müzikle ilgili bir durum, onu söyleyebilirim. Dizimizi değil, film dizi değil. Müzik yok yok. Televizyonla ilgili de değil. Bir şarkı çıkacak. Ünlü şarkıcı Masum Kırmızıgül'ün Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı Bergen filminin ardından başlattığı polemiğe katıldı. Farah da okumuştur diye düşünüyorum. Ben açıkçası eğer istiyorsa, okuyabiliyorsa oynayan kişinin kendi o şarkıları kendisini seslendirmesini düşünüyorum açıkçası. Pınar Altuğ, Yıldız Tilbe'nin hayvanseverleri ayağa kaldıran tweetine hangi tepkiyi gösterdi? Hayvanlar için böyle bir cümle sarf edildiğinde hani elimin tersiyle itmem an meselesidir. Az sonra... İş insanı Önder Öztarhan bir süredir ilişki yaşadığı ünlü oyuncu Aslı Enver'le ilgili sorulara ne yanıt verdi? Aslı Enver'le Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Sen Yaşamaya Bak adlı sinema filmi 21 Mart'ta bir dijital platformda seyirciyle buluşacak. Aslı Enver filmin gala çıkışı kameralara takıldı. Nasıl geçti? İyi, güzeldi. Çok keyifliydi, güzeldi. Herkes yanımdan kaçtı. Ben yine tek kaldığıma göre evet başlayabiliriz. Güzeldi. Yani şimdi çıktık işte biz de.
Enver, 5 ay ömrü kaldığını öğrenen bir annenin hikayesini anlatan filmi geçen yaz çektiklerini anlattı. Peki çekimler nasıl geçti? Birazcık bahsedebilir miyiz? Çekimler şöyle, bayağı yazın herhalde bir 6-7 ay önce falan biz bitirdik filmi. Ya yarısından çoğunu unutmuşum. Aa böyle bir şey çekmiştik değil mi diye. Çok güzel ya. Yani biraz hüzünlendik içeride. Güzeldi ama. Evet, az önceki adam doktorumdu. 5 ay ömrümün kaldığını söyledi. 3 değil midir o dedi. Güzel oyuncu geçmişte İstanbullu Gelin dizisinde beraber rol aldığı İpek Bilgin ve Güven Murat Akpınar'la Sırça adlı tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki siz neler yapıyorsunuz? İyi, keyfim yerinde. İşte arabamız tiyatromuz geldi. Var. Arabamız geldi, çalışıyoruz. Tiyatroyu da merakla bekliyoruz. Az kaldı premiere. Evet, tabii çok az kaldı. Çok yoğun, çok yoğun bir dönem yaşıyorum. Çok mutluyum, çok keyfim yerinde. Hadi çok teşekkür ederim. Hadi Anadolu Gelin ekibi toplanıyor diyebiliriz tekrardan aslında. Sen ne olur dikkat et. Yok, hayır. Aslı Enver, iş insanı Önder Öztarhan'la geçen aylarda başlayan ilişkisi hakkında da ilk kez konuştu. Geçtiğimiz günlerde de Önder Bey'le fotoğrafları çıktı. Artık aşk başladı diyebilirim. Çok teşekür ederim. Nasıl gidiyor ilişkinize? İyiyim, mutluyum. Teşekkür ederim. Kolay. Peki bir evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler çıktı aslında. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Aslı Enver trafik yüzünden bir süre ilerleyemedi. Ardımız biraz devam edelim. Tiyatro'yla ilgili biraz daha konuşalım. Nasıl bir oyun bekliyor bizi? Yani bir hafta kaldı, bir şey kalmadı aslında. Acayip heyecanlıyım. Bakalım, inşallah güzel olacak ya. Evet, öncesinde de bir Çeşme tatili oldu. Oldu. Enerji depolatınız diyebiliriz. Çok iyi gördük sizi. Vallahi Çeşme iyiyim diyor aslında. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Zaten İyiyim. Siz de mutluyum dedim. Ve ben gidiyorum. Ölümün yüzünden, yüzünüzden belli aslanım. Hadi kolay gelsin. Sağ olun arkadaşlar. Yakışırız ama çok çok. Aslı Enver'le yaşadığı ilişkiyle gündemde olan iş insanı Önder Öztarhan trafikte kameralara yansıdı. Önder Bey iyi akşamlar. Nasılsınız? Hayırlı olsun diyelim Aslı Enver'le ilişkiniz. Kendisi de iki gün önce açıklamalar yaptı. Nasıl gidiyor ilişki? Birlikte bir Alaçatı tatili de olmuştu. Çok kısa birkaç kelime konuşmak ister misiniz? Peki son olarak bu haftada premieri var kendisinin. Katılacak mısınız tiyatro premierine? Çok kısa buna cevap verseydiniz. İyi akşamlar. Cem Belevi ile sevgili olan İrem Derici neden evlenmek ve çocuk sahibi olmak istemiyor? İrem Derici ile Cem Belevi Bergen filmini izledi. Ünlü çift çıkışta çok duygulandıklarını anlattı. Bergen'i izlediniz. Aynen. Nasıl tam geçti mi? Beğendiniz mi? Ya yani ben bir tık ben ağladım. Farah çok iyiydi yani. İrem Derici bir gün sonraysa Bebek'te bir kaş tasarım merkezi çıkışında kameralara yansıdı. İrem Hanım, kaşlarınız 150 metrelerden geliyor da çok güzel olmuş. Ne olmuş? Kaşların yaptığına geldim sana. Ay yok şimdi nereden görüyorsun kaşım şu an? Hem şapka kaşçı var hem burada, şey başka var. Başka bir şey yok. Tamam kaşçı var da bu bir şey ya vitamin falan enjekte yaptılar. Bir 6 haftalık süreç. Cem Bey'i ne zaman vakit ediyorsunuz? Beraberiz ya sürekli beraberiz. Onun işleri benim işlerim. Arda kalan vakitte beraberiz yani. Derici'nin aracındaki çarpma izleri dikkat çekti. Geçmiş olsun diyelim arabada bir sürü yürük var. Onların ben yıllardır vuruyorum, çarpıyorum, çırpıyorum. Yaptırmıyorum. Çok pahalı her şey. Bana ne, ne oluyor? Gidişim değişiyor, yol tutuşum değişiyor. Değişmiyor. Onun zaten 5 senelik, 6 senelik araba. Kendi malınıza galiba fazla değer vermiyorsunuz. Mala değer vermiyorum genelde. Mal adı üstünde. Ünlü popçuya Seda Sayan'ın sevgilisi Çağrı Ökten'le 7. kez evleneceği hatırlatıldı. Evet, sevgililer gününde evlenme teklifi aldım. Teklife cevabım ne oldu merak eden var mı? İnşallah sonsuza kadar evet. 7. evlenenler var. Sizin 2. ne zaman diye sormak istiyorum. Evlenmeyeceğim ulan. Evlenmeyeceğim. Seda abla bizim için de evlendi. Evlene de aşığım Seda ablama. Mutluluklar olsun. En büyük mutluluklar onun olsun. Evlenmeyeceğim ulan. Düğününde göbek atacak mısınız? Seda ablam çağırırsa damat alayının başında ben varım diyorsun. Çok seviyorum onu. Çok mutlu olsun inşallah. Ben düğün derneklerden de nefret ediyorum. Sadece sahneye çıkmayı seviyorum düğünlerde çünkü para kazanıyorum. Onun haricinde sürekli insanlara altın almaktan gına geldi. Altın kaç para biliyorsunuz? Evlenmeyeceğim. Altınlara girmiş yapacağız.
geri toplamayacağım altınları. Köpek gibi çalışıp prensesler gibi yaşıyorum. Allah'a şükür haftada 5 konserim var. Hiç düğüne derneğe ihtiyacım yok. Hiçbir erkeğe ihtiyacım yok diyorsun. Hayır, erkeğe ihtiyacım yok demiyorum. Niye öyle bir şey diyeyim? Düğüne derneğe ihtiyacım yok diyorum. Çoluk çocuk istemiyorum diyorum. Köpeğime biraz zar zor bakıyorum diyorum. Okey? Meslektaşı Merve Özbey'in ikinci kez bebek beklediğini hatırlatan İrem Derici, anne olmak istemediğini söyledi. 35, bir hafta sonra 35 yaşındayım. Ben daha gezmek istiyorum, görmek istiyorum. Yapıyor herkes çocuk zaten. Bak aşkım Merve ikincisini yapıyor. Allah sağlıkla büyütmek nasip etsin. Ben onlara akıcılığı yapıyorum uzaktan. Bana yetiyor. İstemiyorum. Ben rockstar gibi yaşamayı çok seviyorum. Aa, yeni yaşınızda neler diliyorsunuz peki? Para diliyorum, sağlık diliyorum. Tek başına sağlığı dilediğinde olmuyor, her şey çok pahalı diye. O yüzden akıl sağlığımı yitirmemeyi diliyorum yeni yaşımda. Çok seviyorum sizi, öpüyorum. Biz de sizi seviyoruz. Çok teşekkürler. Zarlı, yemin ediyorum size inat evlenmeyeceğim. Biz de size inat evlendireceksiniz. Nasıl olacak o? Artık bir karar böyle gelir. Öpüyorum çok, hadi görüşürüz. Ben gidiyorum, hadi sen evlenmene bak. Geldim. 8 aydır işletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı ilişkiyi inkar eden Serenay Sarıkaya'nın kaçışı nasıl son buldu? Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'le kameralara takılan samimi görüntüleri hakkında hangi yorumu yaptı? Umut Bey'le de artık hayırlı olsun diyelim. Güzel, güzel görüntüler de çıktı. Aşk öpücükleri neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Az sonra... Yakında ikinci kızını kucağına almaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'la bebeğin ismine karar verdi mi? Kenan İmirzalıoğlu Etiler'de bir et lokantasından çıkarken kameralara takıldı. İmirzalıoğlu'nun dünya ünlü bir dijital platformda yayınlanacak olan Gri adlı dizide rol alacağı gündeme gelmişti. Son gelen haberlere göre ise ünlü oyuncu çıkan senaryoları beğenmediği için projede oynamaktan vazgeçti. Hayırlı olsun diyelim, yeni diziye başlıyormuşsun abi Gri. Öyle mi? Öyleymiş. Kendini canlandırıyormuşsun. Öyle mi? Öyleymiş. Başka. Böyle sevimli sevimli soruyorsun soruları. Yok kardeşim, yok. Yok yok, doğru değil. Bu da mı? Bu da gol değil. Bu da gol değil. Bu da gol değil. Bu da gol değil. Olursa onunca haberiniz olacak inşallah. Herhalde çocuktan sonra olacak bu gidişler. Onu bekliyorsun. Hiç bakalım şey... kısmet. Aynen. Yakında ikinci kızını kucağına almaya hazırlanan yakışıklı oyuncu, eşi Sinem Kobal'la bebeğin ismine henüz karar vermediklerini açıkladı. En son görüştüğümüzde bir iki isim var demiştim. Belli oldu mu? Yok, daha değil. o da değil. Muğlak bir süreçteyiz arkadaşlar. Bakalım netlesin, inşallah haberleşiriz. Kenan İmirzalıoğlu yapılan bir araştırmada en sevilen marka yüzü erkek oyuncu seçilmiş ve Engin Akyürek, Burak Özçivit, Beyazıt Öztürk, Birkan Sokollu, Şükrü Özyıldız, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Tolga Sarıtaş'ın da olduğu listenin zirvesinde yer almıştı. İyisiniz değil mi? Araştırmaya göre de en çok böyle marka yüzü olarak birinci seçilmişsiniz. Allah'a şükür. Bu belli ama. Hadi yolu kapatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Cipine binen İmirzalıoğlu kendisine sitem eden muhabirlerle şakalaştı. Yine malzemesiz yolladım biliyorum. Nasıl malzemesiz? Sağ olun abi. Allah Allah. Hiçbir şey belli değil abi. Oğlum eskiden arabaya biniyordum. Arkadaşlar kolay gelsin diyordum. O zaman dedim, değil mi, şimdi yine konuşuyorum. Allah razı olsun yine abi. İlgin yaramaz mı? Valla yaramaz mı? Yüzü olduğu markanın reklam filmi büyük beğeni toplayan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'a yeni reklam teklifleri yağıyor. İzliyoruz. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Etiler'de bir AVM'de kameralara takıldı. 2 ay önce kırmızı kostümüyle verdiği konserin ardından geçirdiği talihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılan sanatçı, galiba bir daha kırmızı giymeyeceğim demişti. 5 dakika gireyim dedim, havası kaçamıyoruz, evet. Neydi o, zürafanın düşkünü mü, beyaz giyer kış günü? Hakikaten evden çıkarken baktım, dedim ki ya her şeyim bembeyaz olmuş. Her şey. Çok teşekkür artık ederim. Artık kırmızı da giymiyorsun. Artık kırmızıyı da, evet, inşallah maşallah deyin. Bir de beyaza da bir şey olmasın. Maşallah. Çok severim ben beyaz rengi. Çok yakışmış. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
Aşk, aynen aşk. Her yerde her zaman aşk. Güzel sanatçı, etkileyici, güçlü sesi kadar şık kostümleriyle de beğeni topluyor. Yetişebildiğim kadar işlere yetişmeye çalışıyorum. Onun dışında da kalan zamanlarda elbise provasıyla geçiyor vallahi. Elbise provası, işte takısı, tukusu. Çok pimpirikli mi seyrediyorsun? Kadınların işi zor. Yok, pimpirikli değilim ama özeniyorum. Yani güzel olması için, detaylara dikkat ediyorum. Hani şık durması için elimden geleni yapıyorum. O uğraşmalarınıza da değiyor o zaman. Hep şık görüyorum. Çok teşekkür ederim. Ay çok sağ olun. Çok mersi. Ebru Yaşar'ın son konserinde taktığı kolyenin değerinin 1 milyon TL olduğu yazıldı. Takım mücevher demişken de son taktığımız kolyenin değeri 1 milyon evet. diye haberler çıktı. Valla bilmem de. Bir burada bir değiştireceğim bir şey vardı. Aslında onu değiştirmeye geldim. Burada bir şey almıyorum. Değiştirmem vardı. Kolyem de belki marka bir kolye olduğu için ben fiyatını hiç bilmiyorum. Hediye miydi? Evet, hediyeydi. Kimden acaba? Hediyeydi. Yani ne zaman çok aslında çok eski alınmış bir hediyeydi ama takamamıştım ne zamandır. Fırsat oldu, taktım. Gözlerimde gece oldu. Yaşar, marka takıntısının olmadığını söyledi. Marka takıntım yok ama güzel şeyleri seviyorum. Yani markaları şöyle, modayı çok güzel, yani moda öncülüğünü çok güzel yapıyor markalar ve kaliteli oluyor. Bazen işte imkanlarımız el verdiği zaman marka alıyoruz ama o markayı da çok uzun süre giyiyoruz. Yani ben aldığım zaman çok uzun yıllar kullanabiliyorum o markayı. Yani çöpe atılmış bir şey gibi görmüyorum. Kıymet veriyorum, iyi kullanmaya çalışıyorum ürünlerimi. Fizik tedavi görmeye devam eden sanatçı sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ayağım çok fena çocuklar. Bugün vallahi çok ayakları dediğim hala iyileşmeye çalışıyorum. Hafif hafif toparlıyorum. Ama 2 ay evde oturmak çok sıkıcıydı yani. Çok yorucuydu. Şimdi iyiyim. Ufak ufak gidiyorum, geliyorum. Uçağa binerken zorlanıyorum. Arabaya binerken biraz zorlanıyorum. Onun dışında iyi ama. Yüz olduğu halı markasının reklam filmi büyük ilgi gören Yaşar'a yeni teklifler gelmeye başladığı gündeme geldi. Yeni reklam filmleri teklifleri geliyormuş. Evet. Evet ya çok enteresan. Birkaç tane daha reklam teklifi geldi çok enteresan. Bilmiyorum hani bunun önce bir hakkını hani öncelikle güzel verdim inanıyorum. Çalıştık, emek verdik. Markanın memnun olması çok önemli. Ama yeni böyle enteresan yerlerden de teklifler geldi. Bakalım eğer bir bütünlük görürsem değerlendirebiliriz ilerleyen zamanlarda. Ebru Yaşar gişe rekorları kıran Bergen filmini neden izlemediğini açıkladı. Çok üzülüyorum çünkü. Yani ben zaten Bergen'i çok severim. Sen Affetsen'i zaten 10-15 sene önce çok sevdiğim için okumuştum bir albümümde. Çok severim ve bir dram var. Yani ben mesela Müslüm'ü de seyretmedim. Çünkü ben Müslüm'ü de hani filmleri çekilmeden önce hep Müslüm Gürses dinlerdim, severdim. Hani Bergen'in de kıymetini yeni anlayanlardan değilim, kıymetini hep bilenlerdenim. O yüzden filme gidip tekrar tekrar üzülmek istemedim açıkçası. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Yaşar, Mahsun Kırmızıgül ile Özcan Deniz'i karşı karşıya getiren tartışma hakkında da düşüncelerini paylaştı. Kırmızıgül, biyografi filminde oyuncu kendi sesiyle şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum derken, Özcan Deniz ise Yeşilçam dönemi kapandı, artık oyuncuyu başkasının seslendirmesi bile ayıp yorumunu yapmıştı. Mahsun da haklı, Özcan da haklı. Film o kadar duygusal ki ve şarkıları aslında gerçek sanatçının sesinden bir anda duymak istiyorsunuz. Ama o dönem artık... Dönem de değişti. Özcan da orada kendine göre haklı. Fakat o sırada bir duygusallık kayboluyor gibi geliyor bana da. Yani evet oyunculuk çok güzel ama gerçek şarkıcının sesi girdiğinde bence ikiye katlar diye düşünüyorum. Ama her şey değişiyor. Yani değişimi de tabii değişimde buna da yer var. Perişan ettin beni, yaktın bu genç yaşım. Ünlü sanatçıya hayatınızın film olmasını ister misiniz diye soruldu. Siz hayatınızın film olmasını ister misiniz? Yok. İstemem öyle filmlik bir hayatım da olsun istemem arkadaşlar. Çok acı dolu hikayeler biliyorsunuz. Ben yani kendi halimde öyle yaşıyorum. Normal bir insan olarak böyle mutluyum. Öyle acı dramlar hayatta var tabii ama olmasın inşallah bizleri bulmasın. Kimseyi bulmasın. Yani hayata bir kere geliyoruz. Güzel yaşamak için herkesin, hayvanların da, insanların, kadınların
erkeklerin, herkesin iyi yaşamaya, düzgün yaşamaya hakkı var. Ebru Yaşar, sokak hayvanları ile ilgili attığı tweet büyük tepki çeken Yıldız Tilbe'nin çok talihsiz bir açıklama yaptığını vurguladı. Tilbe, sosyal medya sayfasından saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya yorumunu paylaşmıştı. Talihsiz oldu. Bir anda belki sinirle söyledi. Ama hiç tabii doğru bir şey olmadı yani. Hepimiz seviyoruz hayvanları ama. Evet, evet. Olsun, geçer. Evet, evet. Kötü niyetle söylediğini tabii ki ben düşünmek istemiyorum. Kötü niyet kondurmuyorum. Bir anda belki sinirle. Benim de geçen hafta kuzenimin bacağını ısırdı köpek sokak ortasında. Biz de çok üzüldük. Ama aklıma böyle bir şey söylemek tabii ki gelmez ama... Üzüldük yani, niye böyle olsun? Yolumu şaşırdım, hadi gidiyorum. Yaşar, konser sayısını azalttığını da sözlerine ekledi. Bir de konserleri de azalttınız artık, haftada iki kere. Evet, haftada bir yapıyoruz şu anda. Zaten Ramazan geliyor. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederiz. Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği Demet Özdemir'le ne zaman nikah masasına oturacak? Demet Hanım ne zaman nerede istiyorsa orada evleniyoruz. Evet. Haberiniz olsun. Vermem seni ellere. Az sonra. Allah şahidim olsun. Feda Sayan kendisinden 25 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten'le ne zaman evleniyor? İyi akşamlar. Hayırlı olsun diyelim. Çağlar Bey'in sahnesini izlemeye geldiniz. Elini uzat, beni götür. Neler söyleyeceksiniz? Evleniyormuşsunuz. Tebrik ederiz Seda Hanım. 20 Mayıs'ta Fransa'da düğün tarihi alınmış. Hayır, Seda Hanım. Dün evlenecektiniz. Fransa değil. Bırak mı olacak? İstanbul'da bir düğün olacak mı peki? Yok ya, ne düğünü, çocuklar gidip sessizce bir... Yıllar sonra sizi evlenmeye ne ikna etti peki Seda Hanım? Efendim? Yıllar sonra sizi evlenmeye ne ikna etti? 8. kez. Hayat seni yudum yudum. Bazı haberler çıktı ama. Çağlar Bey'in bir ilişkisi oldu. 4 yıl ilişkisini bıraktığı söylendi. Dur. Süreceğim alevler. Kaderin evi. Arman sular gibi yaşayacağım kalbim. Hadi hoşçakalın. Seviyorum sizi. Seda Hanım, bazı haberler çıktı. Onları da bir açıklık getirseydiniz. Kapanmıyor. Çağlar Bey'in bir ilişkisi olduğu söyleniyordu. Sizin için bir gecede bittiği söylendi. Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'le kameralara takılan samimi görüntüleri hakkında hangi yorumu yaptı? Serenay Sarıkaya 8 aydır işletmeci Umut Evirgen'le yaşadığı beraberliği inkar ediyordu. Sarıkaya aylar sonra ilk kez geçen çarşamba Evirgen'le kameralara takıldı. Haberlerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Umut Evirgen'le ilgili hayırlı olsun diyelim mi biz? Yok, demeyelim. Sizin de söylediğiniz gibi iddia. Yoruldum böyle şeyleri konuşmaktan, ne olur ya. İşlerim başlıyor, çok heyecanlıyım. Eski bir arkadaşlarınız da vardı. Yakın çünkü... zamanda inşallah güzel işlerden konuşalım, gitmem lazım. Şahmeran'dan mı? Evet, çok az kaldı. Şimdi Umut Evirgen haberleri tamamen yalan mıydı? Tamam. Arkadaşlık vardı. Tabii. Çok eski tanıyoruz birbirimizi. Yani son olarak Umut Bey'i sorsaydık geçtiğimiz günlerde, çok o da teşekkür ederim. Kabul etmişti ki. Sağ olun. Var mı aslında, devam ediyor mu? Teşekkür ederim. Görüşürüz, sağ olun. Umut Bey'le de fotoğraflar çıktı artık yanak yana. Bir şeyler söylemek ister misiniz artık? Her şey göründüğü gibi. Yoruldum konuşmaktan, sağ olun. Teşekkür doğru ederim. Doğru mudur peki ilişki? Kolay gelsin. Çok sağ olun. Zahmet ettiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ölmem lazım her santimini, tek 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 tek. Ünlü oyuncu başrolünü oynadığı Alice müzikali gösterisinin hemen ardından soluğu sevgilisinin Emirgan'daki mekanında aldı. Serenay Sarıkaya ile beraber dışarı çıkan ve mekanın kapısının önünde oturan grubun yanına giden Umut Evirgen, muhabirlerin uzaktan görüntü almasından rahatsız oldu. Takılınca bana bir de oturunca yanıma sen ölmem inşallah, heyecandan öpmem inşallah. Sarıkaya arkadaşlarının masasına otururken Evirgen görüntü alamaması için ricada bulundu. Bu sırada Serenay Sarıkaya'nın aracının mekanın önünde park halinde olması dikkat çekti. Oynayan filmleri saatlerce dedim ki çek bakalım.
Daha sonra Serenay Sarıkaya'nın karşısına oturan Umut Evirgen, muhabir arkadaşımız Barış Ag ile görüntü çekmemesi için dil dökmeye devam etti. Bu sırada mekan çalışanları Sarıkaya'ya üşümemesi için şal getirdi. Estirir misin bir daha? Üşütemedim de öteki taraftan. Serenay Sarıkaya yanına Alice müzikalindeki rol arkadaşı Enis Arıkan gelince iyice keyiflendi. Arıkan Sarıkaya'ya uzun süre sıkı sıkı sarıldı. Oldukça neşeli olan güzel oyuncu sevgilisi Umut Evirgen'e dilini çıkardı. Enis Arıkan Sarıkaya'yla şakalaşmaya devam etti. Serenay Sarıkaya sabaha karşı masadaki arkadaşlarıyla vedalaştı. Bu sırada Kaya Ağa'nın Yemin Ettiğim şarkısını söyleyen Sarıkaya'nın Umut Evirgen'le sarmaş dolaş görüntüler vermesi dikkat çekti. Seni versinler ellere, beni ünlü oyuncu cuma akşamı ise Nişantaşı'nda bir stüdyo çıkışı kameralara takıldı. Neyin çekimiydi acaba? Ya, yok ya, 3 saat falan. Doğrusunuz ya. Galiba bir banka çekimi için. Evet evet, fotoğraf çekimimiz vardı. Çok güzel geçti, çok şükür. Nasıl gidiyor? Sizlerden ne haber ya? Bizler deyiz. Alice de çok güzel gidiyor bu arada. Çok teşekkürler, çok şükür. Evet, birazcık yorulduk ama. Serenay Sarıkaya'ya Umut Evirgen'le kameralara takılan samimi görüntüleri soruldu. Umut Bey'le de artık hayırlı olsun diyelim. Güzel görüntüler de çıktı. Aşk öpücükleri. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Biraz cam açsaydık konuşsa mıydık? Vallahi gideyim ya. Çok yoruldum. Sabahtan beridir buradayım. Çok teşekkür ederim beklediğiniz için. Öte yandan Sarıkaya fotoğraf çekimi sırasında verdiği pozları ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı notuyla sosyal medya sayfasından yayınladı. Ballı şuraya lokma bakmayın. Tatlısını da yediniz mi? Yemedim. Görüşürüz. Ben. Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı. Oğuzhan Koç 14 Şubat'ta evlilik teklif ettiği Demet Özdemir'le ne zaman nikah masasına oturacak? Oğuzhan Koç Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Başarılı şarkıcı sahnede yaptığı esprileriyle seyircileri güldürdü. Bu benim ilk Kıbrıs sahnem. Yani daha önce açık havada vesaire konsere geldim ama böyle yüz yüze göz göze ilk defa. O yüzden desteğinizi esirgemeyin. Konserlerimin en büyük özelliği şarkıları hep birlikte söylememiz ve parayı benim almam. Yani bu şekilde anlaştım. Çünkü bence mantıklı. Yani hem herkes eğleniyor. Hem ben alıyorum falan. Bence mantıklı. Şimdi deneyebiliriz lütfen. Sizin de eşliğinizle. Buyursunlar. Bugün çok yorulmuşsam her yerde arayıp şimdi duyabilirim. Buyursunlar. Koç, biletleri günler öncesinden tükenen konserinden önce soruları yanıtladı. Kıbrıs'ı nasıl buldunuz? İstanbul, kar, kış, kıyamet. Ya öncesinde Antalya'da bir işim vardı. Aslında İstanbul'a geri dönüp buraya gelecektim. İstanbul'un halini görünce vazgeçtim. Direkt buraya geldim. Sanki başka bir mevsimi yaşıyor gibiyiz hakikaten. Ünlü şarkıcının Aralık ayında piyasaya çıkardığı son şarkısı Aşkım Mevsiminin klibi 20 milyon dinlenmeyi geçti. Şarkı da çok iyi gidiyor. Özellikle Zeynep Bastık'la düet bir de oldu. Ya evet, o düet hatta şarkı kadar neredeyse izlendi, dinlendi. Çok keyifli gidiyor. Şimdi hesabım Mayıs gibi bayramla birlikte böyle bir mini albüm gibi bir şey hazırlamak. Onun hazırlığındayız. Umuyorum Mayıs başı, Mayıs ortası en geç yetişir çıkar. Oğuzhan Koç, cuma akşamı ise 14 Şubat'ta evlilik teklif ettiği Demet Özdemir'le Asmalı Mescid'de bir yaş günü partisine katıldı. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç bulmuş. Ağustos'ta devrimi yapmış. Kıyamet, güzel denk geldi değil mi? Böyle durabiliriz, böyle ya durabiliriz. Nereden öğreniyorsunuz bunları? Vallahi siz söylüyorsunuz nereden bunu. Duyuyorsunuz bunları? Söyledi. Ne? Evet. Nerede söyledim? Senin dil çıkardığını görmüyorlar ya şu an. Ona üzülüyorum. Koç, Kıbrıs konserinde Demet Özdemir'in de kendisine eşlik ettiğini söyledi. Özdemir, bu sırada sevgilisinin yüzüne düşen kar tanesini temizlerken, Koç'un evlilik teklif ederken taktığı yüzüğü de göstermiş oldu. Konserle birlikte ufak bir tatil oldu evet, galiba. Kıbrıs. Evet, benim bir konserim vardı. Demet Hanım da sağ olsun beni yalnız bırakmadı.
Eğlendik, çalıştık, keyfimize baktık, döndük geldik, buradayız. Evet, şurada kar kaldı. Kar kaldı. Oğuzhan Koç'la Demet Özdemir henüz nikah tarihi ve yerine karar vermediklerini açıkladı. Çıkan haberler vardı, evlilik tarihi alındı diye Ağustos ayında galiba Çeşme'de diye düşünülüyormuş. Yok ama... ya öyle kesin bir şey yok. Hı. Ama tarihle ilgili bir net bir karar vermedik de yakın tarih zamanda yok, dedi. Yer yok. Aklımızda hiçbir şey yok. Bir şeyler çıktı. Biz de bize sorulanlar üzerinden henüz öyle bir şey yok diye cevap verebiliyoruz sadece. Peki bu yakın zamanı biraz daha tarihe bağlayabiliyor musun? Hani ne zaman yapalım sonra... Akif sen söyle. Akif söyle. 22 Ağustos müsaitsiniz. Tamam. Bir saniye evet, bize geç olabilir o. 22'si müsaitsiniz. Nerede müsaitsiniz onu da söyleyin. Abi Çeşme Bodrum arası olabilir. Tamam Barış. 22'si Çeşme'de mi yapıyoruz? Aynen, tamam siz ne diyorsanız ben o. Ben Demet Hanım'ın şahidiyim o zaman. Badem almış adam. Kız tarafa. Kız tarafa. Demet Hanım ne zaman nerede istiyorsa orada evleniyoruz. Evet. Haberiniz olsun. Sizin... Gerçekten belli değil. Yoksa gerçekten söyleriz. Oğuzhan Koç, Özdemir'in Dünya ile Benim Aramda adlı dijital diziye başlayacağını açıkladı. Bir yandan da onun dizisi var. Yeni başlıyor. Evet şimdi. Benim bir albüm projem var vesaire. Biraz işlerimizle güçlerimizle ilgili takvimsel henüz hakikaten hiçbir şey planlamadık evet, yani. Evet çünkü biliyorsun set yoğunluğu aşırı oluyor. O yüzden onların arasına böyle sıkıştırmak istemediğimiz için doğru bir rahat bir zamanda yapmak istiyoruz. Onun takvimi de ne zaman olur daha belli değil. Demet Özdemir'in dizi için astronomik bir ücret aldığı da iddia edildi. Ne zaman çekimler başlayacak? Senaryo tam bitti mi artık aşaması? Valla tam tarih de belli değil ama kısa zamanda deniyor bana da. Çok fazla bilgi de veremiyorum Akif. Yoksa her şeyi anlatacağımı çok iyi biliyorsun. İstiyorsanız ona da sizin uygun gördüğünüz zamanda. Akif ne zaman seti çıkalım? Hani ne zaman müsaitseniz ona göre seti. Tamam mı? Abi bize tarihlerinizi yazın. Deyin ki şu gün olur, bugün olur. Mayıs ayında albüm çıkaracak olan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le de beraber bir klipte oynayabileceğini anlattı. Peki bu 15 şarkının içerisinde kendi yazdığınız şarkılar da var. Hepsi benim yazdığım şarkılar. Akif. Demet Hanım'a yazdığınız şarkılar. Akif şunu unutuyorsun. Ben asla başkalarının yazdığı şarkı söylemiyorum. Peki, işte manşet. Demet Hanım'la bir klipte beraber ödersiniz yazdığınız bir parçaya. Kısmet. Bize tarih verin. Bize tarih verin. Mekan söyleyin. Tamam 23 Ağustos. Düğünün ertesi günü değil mi? Doğru. Bu yolculukta hep beraberiz. Tabii ki fikirleriniz çok önemli. Tabii. Demet Hanım da istiyor gibi abi. Neyi? Beraber bir klipte oynam. Neden oynamayayım? Aklımızda bir şey var olursa kabul etse ne güzel olur. Harika olur. Bakalım. Kısmet. Yapma Allah aşkına ya. Bütçeyi konuşacak mısınız klipte? Sen peki Allah aşkına. Sen konuşur musun? Demet Özdemir'e 60 bin dolarlık yüzüğü de soruldu. Yüzük de çok dikkatli bir dikkat. Hadi gidelim bak. Bak saklıyorum bak bak. Fotoğrafımızı verelim gidelim hadi. Şurada düşürüverim karda ya. Yapmayın. Vermem seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. Pınar Altuğ, Yıldız Tilbe'nin hayvanseverlere ayağa kaldıran tweetine hangi sert tepkiyi gösterdi? Pınar Altuğ Etiler'deki bir AVM'de kameralara takıldı. Ünlü sunucu son olarak meslektaşı Aslı Tandoğan'la gittiği 3 günlük yoga kampından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Enteresan bir deneyimdi. Yani tüm gün ona konsantre olmak, değişik şeyler de mi güzeldi? Güzel, çok iyi. Ne gibi değişiklikler algıladınız kendinize? Bu aydınlanma, hiç ben geçtim. Yogayı böyle bir şeyle yapmıyorum. Hocamız da zaten çok o kadar ruhani kafada biri değil. Belki de o yüzden iyi anlaşıyoruz. Ama şunu fark ettim. Hani hayatım boyunca çalışmıyorum. 30 senedir çalışıyorum. Ve hiçbir anda böyle çok kendi kendime kalıp da hani şöyle bir hiçbir şey dinlemeyeyim, hiçbir şey düşünmeyeyim. Beyin durmuyor. Arkada çalışıyor. Uyurken bile çalışıyor. Yoga yaparken çalışamıyor. Çünkü dersi yakalamak için başka hiçbir şey düşünemiyorum. Düşününce kaçıyor. Altuğ esnek bir vücudu olmadığı halde pratik yaptıkça kendisini geliştirdiğini anlattı. Esnek değilim. Yani öyle çok esnek, süper esnek falan değilim. Şimdi 1,5 sene oldu işte. Hani ilk günle bugün arasında dağlar kadar fark var. Çünkü siz pratik yapmaya devam ettikçe ister istemez beden de ona uyum sağlıyor. Bedeni müsaade ettiği sürede dediniz ya, çalışmakla alakalı da böyle bir kendinize böyle belirlediğiniz bir kıstas. Ay ben çalışma konusunda şuursuzum. Yok. İş oldukça çalışan delilerdenim ben. Hani yok o yapmak lazım falan diye böyle hani kendimden vazgeçerek. O yüzden işte o aradaki bir saatlik hani pratik sırasında kendime vakit ayırmak çok iyi geliyor.
Çünkü geri kalanda hep bir yerden bir yere koşuyorum. Pınar Altuğ ailesiyle sık sık karavanla doğada kamp yapmaya devam ettiklerini söyledi. Kış şartlarında zor olmuyor o karavanın içinde. Biz eksi 24 derecede uyuduk karavanın içinde, hiç sorunsuz. Eksi 24 derece mi? Kartalkaya. Ama şöyle bir durum var. Kartalkaya'da araçta uyumak yasak. Yani bu şu demek, yukarıda oteller bölgesinde ya da yol boyunca karavan ya da arabanın içinde geceleyemiyorsunuz. Ancak bir özel arazide konaklamanız lazım. Biz arkadaşımızın evinin bahçesine girdik. Başka türlü böyle bir şey. Uludağ'da mesela kamp, karavan parkı var. Özel hazırlanmış karavan parkı var. Kartalkaya'da yok. O yüzden hani eğer karavancılar varsa bu hataya düşmesinler. Biz arkadaşımızın evinin bahçesinde olduğumuz için sorunsuz. Evin bahçesinde konakladık. Çok da keyif valla ediyorum. Eksi 24 derece gösteriyordu. Mis gibi uyuduk biz içeride, sıcacıktı. Evinde çok sayıda evcil hayvanı olan Pınar Altuğ'a, Yıldız Tilbe'nin hayvanseverleri ayağa kaldıran tweetiyle ilgili düşünceleri soruldu. Yıldız Tilbe'nin geçen hafta sonu sokak köpekleriyle ilgili attığı saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Tweeti büyük tepki çekmişti. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu. Datça Belediyesi Yıldız Tilbe'ye tatil için bizi tercih etmeme kararınızın sürmesini dileriz yanıtını yazdı. Kıbrıs'ta ünlü bir otel Tilbe ile süresiz çalışmama kararı aldı. Hayvansever kimliğiyle tanınan Ajda Pekkan, savaşa karşı ve şiddete karşı duruşumuzu hayatın her alanında ve her canlıya yapılacak vahşete ve baskıya karşı da göstermemiz gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüm. Mazlumları hedef alan hiçbir ölüm fermanına sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız mesajını yayınladı. Ceylan Ertem, ben bir süre el adımı söyleyemeyeceğim. Konsere gelenler bunu bilerek gelsinler açıklamasını paylaştı. Yıldız Tilbe, eleştirilere önce sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak yanıt verdi ve saldırıp insanları parçalayan hayvanlar katledilsin, infaz edilsin, insan öldüren insanlar gibi cezalandırılsın dedim. Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz, hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor dedi. Ardından da Tilbe, kalbini istemeden kırdığım köpek sahibi insanlar için çok özür dilerim. Yakınlarını köpek saldırısında kaybeden, yüreği dağılan insanlardan da özür dilerim. Kırıldığım insanları da Allah'a havale ettim. Bundan sonra paylaşımını yaptı. Talihsiz bir açıklama olduğunu ummak istiyorum. Bir zaman sonra ne yaptığının farkına varacağını ummak istiyorum. Yıldız Tilbe hepimizin çok sevdiği, çok beğendiği, sesine hayran olduğu, müziğine bayıldığı insan. Ama hayvanlar için böyle bir cümle sarf edildiğinde hani elimin tersiyle itmem an meselesidir. Bir canlı için, sadece hayvan için değil, bir canlı için böyle bir şey dileyebilmek, düşünebilmek benim aklımın almadığı bir şey. Pınar Altuğ. Magazin hattının maalesef bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.